ritmiyle karşınızdayız. Her cuma olduğu gibi bu hafta da piyasalardaki volatiliteyi neler yapılabilir bunları konuşacağız. Stüdyoda konuğumuz Arfcap Finansal Danışmanı Doktor Emrah Ahi bizlerle olacak. Emrah hoş geldin yayına. Merhabalar, güzel, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Emrah seninle son yaptığımız yayında özellikle Amerika'da reel faizlerin yavaş yavaş yükselmeye başladığına değinmiştik. Hatta yiğidi öldür hakkını yeme derler. O yüzden Emrah da demişti ki ben de hakkını teslim edeyim. Bu yükseliş yeni başlıyor demiştin sen de reel faizler evet. için. Şimdi hızlıca bir grafiği de ekrana getirelim. Gerçekten öyle oldu. Yani eksi 3'lerden bu yılın başından itibaren sıfıra doğru yakınsadı. Fakat pozitif bölgeye geçer mi geçmez mi konusunda soru işaretleri vardı. Nasıl değerlendiriyorsun? Aslında burada iki tane dinamik var bakmamız gereken diye düşünüyorum. Bir tanesi tabii kısa vadeli enflasyon durumu. Orada biraz sürpriz bir rakam gördük en son toplantıda. 8.1 beklenirken 8.3 geldi. Bu biraz piyasaları üzdü tabii bu hafta. Bütün riskli varlıklarda bir satış gözlemledik. Sebebi Fed'in daha sıkı olacağı beklentisi. Bu kısa vadeli enflasyon görünümü aslında. Orada mesela işte shelter dediğimiz barınma yani bu kira vesaire kalemlerin olduğu taraf çok böyle yapışkan. O çok aşağı gelmiyor. Servis enflasyonu aşağı gelmiyor. Bu biraz hem piyasa oyuncularını hem Fed'i tedirgin eden bir durum. Ama tahvil piyasasına bakınca o başka bir şey söylüyor. Ya genelde orta vadede, orta uzun vadede tahvil piyasası çoğu zaman hep haklı çıkmıştır. Yani mesela faiz eğrisi inverted'a yani ters tarafa dönerse kısalar uzundan yüksek olursa hep bir resesyon gözlemlemişiz. Ki şu an öyle. Yani hem reel faizler de öyle hem de nominal faizler. Kesinlikle. Reel faizler de başka bir şey söylüyor bize. Yani kısa tarafta enflasyon şu an 8 civarlarında 8.3 geldi ama orta uzun vadeye bakınca işte az önce ekrana getirdiğiniz grafikte de var. 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl bakarsak kabaca bu enflasyon endeksi tahvilleri hep konuşuyoruz ya her yayınımızda. Şu an hepsi aşağı yukarı %2.5 gibi bir enflasyon bekliyor. Bu tipslerin yani enflasyon endeksi tahvillerinin beklentisi. Kısa vadede 8 gibi bir enflasyon var. Orta vadede böyle 2.5'lar bekleniyor bono piyasası tarafından. Böyle bir enteresan bir durum var. Yani bono piyasasına bakarsak bu biraz daha tabii uzun vadeli oyuncuların fiyatladığı taraf. İşte demografi mesela 70'ler 80'ler gibi değil. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Enflasyon beklentileri aslında uzun vadeli tarafta yön aşağı olacaktır diye düşünüyorum. Fed de zaten sıkı olmaya başladı. Böyle bakınca işte 2.5 gibi bir enflasyon beklentisi. Mesela 2 yıllık tahvil faizleri 3.90'lara gelmiş bu sabah. Neredeyse işte 1.5 gibi bir reel faiz var orada. 5 yıl 10 yılda da %1 civarı bir reel faiz çok var. Çok pardon Amerika'daki son işte 10 yıl ya da 20 yıl neyse belli bir aralığa tarihe baktığımızda ortalama reel faiz nedir? Hatta belki buradan daha uzunla buradan da bakabiliriz. Kabaca sıfırın etrafında sıfır, bir rakam. Normalde 1.5 puan bu kesinlikle. Kadar yüksek reel faiz olmuyor. Genelde zaten yorumlarda hep öyle yapılıyordu. Hep, Fed bunu sıfır civarı bir yerlere getirirse en çok yayında da konuşmuştuk. Fed bu okey olacak gibi bir beklenti vardı ama şu an öyle bir şey gözlemleyemiyoruz. Sebebi kısa vadede enflasyon dinamikleri çok ürkütücü. Ya Fed de bunlara bakıyor. Orta vadede onlar da enflasyonun böyle 2.5'lara falan 3'lere geleceğine inanıyorlar ama kısa vade dinamikleri de önemli. Bu işi geciktirebilir. Yani şu an aslında bizi en çok korkutan şeylerden biri daha önce 4 gibi bir seviyeye Fed fonlama faizini getirecek ve orada bir süre kalacak diye bekliyoruz. Şimdi 4.25, 4.5 olur mu? Yani 100 bas puan arttırırsa yine de 1.5 puan reel faiz görecek miyiz? Çünkü görürsek oradaki rakamlar hani burada da biraz şöyle ters çalışıyor aslında. 5.5 seviyeleri işaret edecek. Kısa vadede aslında o direkt birebir yansımıyor. Hı hı. Şimdi 2.5 Fed fonlama faizinin koridorun üst bandı. Evet. 100 bas puan yapsa 3.5'a getirdi diyelim. Peki. Bu muhtemelen kısa vadede siz çok sıkılaştığınız için orta vadede 5 yıl 10 yıl vadede enflasyon beklentilerini daha da aşağı çekecek. Hı. O konuda haklısın. Reel faiz muhtemelen açılacak. Ama birebir olmayacaktır muhtemelen. Ama bu da yine tabii şu an yaşanılan fiyatlamada bunu bize gösteriyor. Bütün riskli varlıklarda bundan etkileniyor. Neden? Çünkü safe haven dediğimiz dolar bazındaki fixed income yani sabit getiri menkul kıymetlerde çok ciddi bir reel faiz var. Bütün para akışı bu tarafa oluyor. Bu da işte kriptolardan, altın, diğer emtialar, hisse senedi endeksleri hepsini negatif etkiliyor. Çıkışı tetikliyor değil mi? Peki o zaman geçelim o tarafa. Şimdi burada yine 30 yıllık reel faiz, uzun vadeli reel faizi. Bu arada Emrah'ın grafikleri bunlar kendisi sağ olsun benimle paylaştı. Sen 30 yıllık reel faizi ters invert yapıp öyle grafiğe koymuşsun. Onu da S&P 500'ün FK'sı ile kıyasladın. Kesinlikle. Ne söylüyor peki bu tablo? Bu ikisinin arasında çok ciddi bir korelasyon var. Neden var? Çünkü
bir equity risk premium dediğimiz hisse senedi risk primi, yani tahvilin üzerine reel anlamda ne getiriyor hisse senetleri? Buna piyasa oyuncuları çok bakıyor. Ancak ciddi bir arada fark varsa o zaman hisse senetleri cazip diyebiliyoruz. Şimdi bu reel faiz sürekli yukarı geldikçe hisse senetleri cazibesini kaybediyor. Karlılık birebir çalışıyor aslında son 5-6 senedir. Kesinlikle. Yani grafik en azından onu söylüyor. Karlılık beklentilerine de şu an ciddi bir pozitif bir taraf yok. Hatta aşağı geleceğini bekliyor insanlar. Ya bu grafiğe de bakınca aslında aşağı yukarı kabaca FK'ların da biraz daha aşağı gelmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Şu an 16'lı seviyelerde bu forward PE dediğimiz ileriye yönelik FK'lar. Ya bu 14-15'lere gelse şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu reel faizdeki bu momentumu ancak bir yerde Fed durduracak. Yani earning yükseleceği için değil, price düşeceği için. Muhtemelen değil mi? Çünkü çok fazla resesyon endişeleri var. Karlılıklarda çok büyük artış beklenmiyor. Kesinlikle. Hatta şu son bir yıllık kısmı başka riskli asetlerde baksak da altın, işte kriptolar, hangisine bakarsak bakalım çok ciddi bir korelasyon var. Ya bu reel faizdeki ciddi sıçrayış tabiri caizse bütün piyasaları darmadağın etti. Peki mesela altın grafiğini de ben yönetmemizden rica edeyim. Böyle biraz belki uzun vadeli sene başından itibaren ekrana getirin. Oradaki bu son işte 1600'lere doğru olan hareket. Buna mı bağlıyorsun ve hani tamam mı devam mı sorusunda biz sadece reel faizlere mi bakacağız? Doların değerine bakacak mıyız? İşte Rusya savaşı, Rusya-Ukrayna gerginliği ne kadar belirleyici olacak? Ve tabii içerideki yatırımcı grama nasıl yansıyacağını da merak ediyor. Yani burada yine tabii bir numaralı faktör FED. Her zaman böyle olmayabilir. Haklısın. Geçmişte daha böyle jeopolitik krizlerden de pozitif etkileniyordu altın. Şimdi özellikle son 1-2 ayda FED etkisi daha da belirgin burada görülmeye başladı. Aslında şu tam reel faizlerin dümdüz çıktığı yerde altın da aşağı doğru gelmeye başladı. Tabii dolar endeksi de etken. Altın euro dolarla çok korele. Ama o da bundan etkileniyor. Yani ABD'deki reel faiz diğer gelişmiş ülkelerin... Aslında asıl tetiğe basan hani domine etkisi varsa ilk başta Amerika'daki faizler. Kesinlikle. Dedi. Şu an tek başına bu faktör her şeyi domine ediyor diyebileceğin. Altında da aynısı var. Gram altında bizim kur tarafı biraz dünyadan ayrışıyor. Çok biraz kendi dinamiklerimizle hareket ediyoruz. Çok böyle daha hareketlerin sınırlı olduğu bir dönemdeyiz. Geçmişteki gibi böyle ciddi volatilite yaşamıyoruz kurda. O yüzden gram altında da biraz bunun etkisi negatif olur diye düşünüyorum açıkçası. Orada da yükseliş hız kesmiş sadece aslında son dönemde. Hani çok büyük bir düşüş henüz görmemişiz. Tabii onuz altın kadar bir düşüş görmedik. Çünkü bizim de tabii kur bir miktar yukarı geliyor ama belki birebir aynı olmayabilir. Peki şimdi bu dönemde tabii Türkiye'deki piyasalar, yani TL cinsi tahvilleri hiç sormayacağım. Evet. Emre, çünkü orada rasyonel bir analiz yapmak mümkün değil. Kesinlikle. Dolayısıyla Eurobondlar üzerinden istersen konuşalım biraz. İşte CDS'in bulunduğu seviye risk artıyor vesaire diyoruz ama gün sonunda orası da Amerika'daki borçlanma maliyetlerine geliyor. Ne dersin? Burada da yine aynı şeyi söyleyeceğim bu arada. Reel faiz hakikaten burada çok etken oldu. Bütün ülke CDS'lerini de etkiledi bu Fed'in sıkılaşması artı enerji krizi de tabii dünyada paralelde o da yaşanıyor. Güçlü dolar, faiz maliyetlerinin yukarı gelişi bütün gelişmekte olan ülkelerin faizlerini yukarı çekti. En son seninle toplandığımızda hatta Türkiye ile gelişmekte olan ülkelerin Eurobond faizlerinin farkına bakmıştık. Hı hı. 2018'den sonra biz böyle yeni bir banda oturmuşuz ve orada gidip geliyoruz. Şu an yine aynı seviyenin diplerindeyiz. Bu tip global risklerden de tabii kendi makro risklerimizden de biraz daha yüksek beta olarak etkileniyoruz diyebilirim açıkçası. Mesela geçen sene Amerikan faizleri sıfırın biraz üzerindeyken şu an 3'lere 4'lere yakın seviyelere geldi. Hatta kısa taraf 4'e çok yakın, uzun taraf 3.50'lerde. Bizim Eurobond eğrisine bakacak olursak kısa taraf 2'lerde 3'lerde, uzunlar 6'dayken şimdi... Biraz daha biz de onlar yaklaşık 3-4 puan shift etmiş. Biz 5-6 puan. 5-6 puan shift etmişiz. Yani. Hatta kısa tarafa dikkat edersen orası 7-8 puan daha da shift fazla etmiş görünüyor. Bizim Eurobond eğrisi de biraz böyle terse inverted'a dönmeye başladı. Aslında çok iyi bir işaret değil. Dediğim gibi TL tahvillerde çok sağlıklı analiz yapmak zor ama Eurobond tarafı biraz daha likit ve çok fazla oyuncunun olduğu bir piyasa. Bizde de bu inversion'ı görüyoruz. Yani bu globaldeki bu hareket devam edecek olursa ki edecek gibi görünüyor. Bizim de bu curve'ın biraz daha böyle yataydan iyice terse dönmesini bekleyebiliriz açıkçası. Emrah, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür değerli ederim. Katkın analizlerin için. Grafikler için de teşekkür edelim. Emrah Ahiye'ye teşekkür ediyoruz ve buradan Steven Major'ın tahvil piyasasına ilişkin madem bu kadar konuştuk açıklamaları var. Neler söylemiş ekrana getirelim. Sonra Serdar Pazı ile konuşacağız.
Tahvil piyasasının, ekonominin durumuyla alakalı size ne anlattığını bize anlatabilir misiniz ve şimdiden itibaren görünümünüz nasıl? Evet, biz şu an küresel gelişen piyasalar konferansımızın ortasındayız ve bütün müşterilerimiz de bize aynı soruyu yöneltiyor. Görünüşe göre güçlü dolar ve Fed'in ne yapacağıyla alakalı. Ama ilginç bir şey var. Biraz daha fazla şu an küresel resme odaklanılıyor. Çünkü sadece Fed de değil, diğer merkez bankaları da zaten bu döngüde ilerliyor. İlginç bu arada, eminim birçok insan programa çıkıp şunu söylüyordur. Bir tarz Fed'in tutumunda önümüzdeki yıl bir noktada geçiş olabilir mi, olmaz mı? Bunu tartışıyorlardır programa çıkıp ama hali hazırda zaten hareket ediyor zaten. Çok büyük gelişen piyasa ülkeleri var Fed'in önüne geçip daha fazla faiz artırımı yapan ve onlar şimdi önümüzdeki yıl gevşeme yapma konusunda daha iyi bir noktada olabilirler. Tahvillere dönelim. Görünüşe göre ABD getiri eğrisine, dolara ve bu eğrinin tersine dönmesine çok odaklanılıyor. Ama ne bekleyebiliriz ki? Fed, Şahin faizleri bir kez daha artıracaklar. Herkes bunu biliyor. Gelişen piyasalara dönmek istiyorum. Tahvil faizlerinin bu ekonomilerin bazılarında gelişmiş ekonomilerle kıyaslandığı zaman daha iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Daha iyi bir güvenli varlık oldukları için mi sizce, ne dersiniz, bunu mu kanıtlıyor? Evet, kim düşünebilirdi ki Brezilya, Meksika daha iyi, olumlu bir getiri sağlasın dolar cinsinde. Gelişmiş piyasaların bazılarına bakalım. Mesela İngiltere'ye ya da Euro bölgesini ele alalım. Hatta Kore'yi bile ele alalım. Nispeten negatif performanslar sergilediler. Şu an mesela %11 aşağıda olan ABD hazine piyasasına bakıyoruz ama Brezilya'da gerçekten olumlu bir tarafta olduğunu görüyoruz. İnsanlar gelişen piyasa dediği zaman hakikaten neyi kastettiğini anlatmalı. Çünkü bazı ülkeler gelişen piyasa olarak adlandırılıyor ama çok düşük tahvil faizi var ve gelişmiş olarak görülüyor. Mesela Kore'yi ve hatta Çin'i bu noktada söylediğim şeye örnek verebilirim. Şunu söyleyeyim, bu yıl Çin bile ABD'nin önüne geçti bu konuda. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Paz ile beraberiz. Serdar, hoş geldin. Merhaba. Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı. Evet. Piyasa katılımcıları benim en merak ettiğim kısım, faiz indirimlerinin devamını bekliyor mu? Evet. Ve öne çıkan başka neler var? Yani faiz indirimlerinin devamı sınırlı olsa bekleniyor. Bu toplantıda değil ama hani bundan sonraki toplantılarda bakıldığında zaten overnight index swaplara da bakıldığı zaman bir yarım puanlık indirim beklentisi hani bir aylık tarafta için içine girmiş durumda. Ama beni daha fazla şaşırtan burada hani enflasyon beklentilerindeki aşağı yönde önemli revizyonlar oldu. Yani buradan bir yıl sonra enflasyonun şu an 80'lerin üzerinden 42'lere gerilemesi bekleniyordu bir önceki ankette. Şu an itibariyle bu rakam 36'lı seviyelere doğru. Çok sert bir aşağı düşüş. Yani bu bir ay içerisinde bakıldığı zaman enerji fiyatları tarafındaki geri çekilme, petrolde belki evet ama doğalgaz, elektrik tarafındaki yukarı hareketler, dahası hani bizim hane halkına bunun yansıması anlamında içeride yapılan elektrik, doğalgaz zamları, İşte fiyatlar kaç katına çıktı, çeşitli ülkeler farklı şekilde bununla başa çıkmaya çalışıyorlar. İşte Almanya bazı şirketlerin kontrolünü devraldığı, millileştirme çabası vesaire var. İngiltere hane halkının faturalarını donduralım mı, 2024 kadar bu bütçeye nasıl büyük taşır falan. Yani çok ciddi masraflar, maliyetler var önümüzde ve bakıldığı zaman hani kur tarafında tarih zirveye yakın seviyeye devam ediyor. TÜİK açıklıyor enflasyon verisini. Dolayısıyla hani TÜİK'e dair beklentiler demek ki o şekilde. Yani şu anlamda söylüyorum, hani işte İTO başka bir şey söylüyor. Evet. Ondan sonra tarım üfe başka bir şey söylüyor. Herhalde TÜİK'in verileri biraz daha yakın, aşağı gelecek diye düşünüyor. Yani gene TÜİK'in bizzat kendi açıkladığı üretici fiyat endeksi 140'larda. Orada anlamda bir geri çekilme yok. Gene TÜİK'in açıkladığı alt C endeksi, yani gıda, enerji, altın hariç, yani neredeyse her şeyi hariç bırakılmış endeks 66'da. Bu orta uzun vadeli bayağı bir aslında yön gösterici, yani onun altına doğru gelmesinin nispeten hani fiyatlama mekanizmasında şu ana kadar pek görmediğimiz başka şeyleri görmemiz gerektiği ya da çok inanılmaz bir resesyon. Yani hem büyüme tahminlerinin yukarı revize edildiği, yani ekonomideki ilk yarıda yakalanan ivmenin biraz daha toparlanacağı ve yıl sonuna kadar gelecek yılda da sirayet edeceği bekleniyor. Yani ekonomi daha hızlı beklediğimden büyüyecek ama enflasyon
çok inanılmaz geri gelecek. Hani ben bunu hakikaten katılan kurum sayısındaki azalmaya, yani işte ben de 15 yıl 3 farklı kurumda bu ankete katkıda kaç bulundum. Kaç kişi ankete katılıyor? Kimler 60-70 arasıydı. Yani piyasa katılımcılar arasında işte hani benim gibi stratejist, ekonomist vesaire olarak kurumlar tarafından istihdam edilen insanlar vardı. Bakıldığında üniversitelerden, öğretim üyeleri, iş dünyasından, yani onların daha güvercin muhtemelen tahminlerinin ağır bastığı. Bu noktada da hani naçizane önerim, bu dağılımın hani kişi kurum adı olmadan tek tek biz hani individual katılım ne olmuş, beklenti nereden nasıl gelmiş de ortalaması bu olmuş, medyanı ne, sapması ne, en azından bu bilgiye erişirsek yani Merkez daha, Bankası bunu paylaşırsa eğer. Evet, daha değerli bir yani katma değeri olan analiz yapabiliriz. Yoksa hakikaten böyle hani enflasyon beklentileri bu kadar aşağı, tüm dünyada yukarı geldiği yerde hani bizde ne oldu, ne değişti de bir ay içerisinde aşağı bu oldu. Geldim. Hakikaten açıklamaya muhtaç bence bir durum. Peki o zaman faiz indirimi gelir mi sence önümüzdeki hafta? Yani 50 bas puan fiyatlanıyor para piyasalarına bakıldığı zaman. Hani 13 olması 12 olması arasında çok fazla fark yok. Ya da 12,5 olması arasında. O yüzden hani olmaz diyemiyoruz. Teşekkür ediyoruz Serdar Fazıya. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Fokusu noktalıyoruz. Hoşçakalın.